milletin armağanıdır. Darmıkta alındı. Sonra darmıkta Mehmetçik Türk bayrağını işte Darmık Dağı'nda böyle dikti. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında biliyorsunuz Bursa Dağı'nın ardından Darmık Dağı hedef alınmıştı. Bölgeye önce obüs sonra da savaş uçaklarıyla bombardıman yapılmıştı. 14. gününde harekatın artık orada da Türk bayrağı dalgalanıyor. Biz, 57. Komando Taburunun Türk milletine armağanıdır. Darmık Dağı alındı. İşte o tarihi görüntüler ekranlarınıza geliyor. Darmık Dağı'da stratejik önemdeki Bursa Dağı'nın ardından İlk hedef alınan yerdi aslında Darmık Dağı ve çevresi. Kilis Hatay sınırı yakınlarında bulunuyor bu dağ. Artık orada da hiçbir terör unsuru kalmadı. Ve artık orası da asli sahiplerine geri bırakılmak üzere hazır. Bugün zaten o dağın çevresinden dumanlar yükseliyordu. Askeri hareketlilik vardı ki biz de görebiliyorduk bulunduğumuz noktadan orayı. Hatay-Kilis sınırında çünkü Darmık'ta. 2-3 gün önce oradaki çatışmalar hızlanmıştı. Ve bugün de 14. gününde operasyonun artık Darmık'ta da alındı. İşte Mehmetçik'in sesi yayına giriyor. Türk milletinin armağanıdır diyor Mehmetçik. Asıl sahiplerine armağanıdır. Bu Mehmetçik'in sözleri aslında bize işgalci diyenlere de cevap olacak nitelikte. Hemen ayrıntıları alalım. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun var telefon attığımızda. Ata, çok önemli bir yer daha ele geçirildi, temizlendi. Nedir detaylar? Hilal, aslında bu dağların önemi çok büyük. En azından tırnak içerisinde söylemek gerekirse terör örgütü dağlara büyük önem veriyor. Adeta bir yaşam alanları oluşturmuş durumdalar ki bunu zaten Bursa'ya dağından örnek vermek gerekiyor. Çünkü Doğu cephesinde çok önemli bir noktaydı. Azez'in hemen karşısında bu Bursa'ya dağı ve günlerce o noktaya harekat yapılmıştı ki harekatın ardından ele geçirilen yerler ortaya çıkınca terör örgütünün bu şekildeki dağlara neden önem verdiği ortaya çıkmıştı. Çünkü inanılmaz kuleler var orada, inanılmaz gözetleme noktaları var. Her biri neredeyse bir metrelik adeta betonla örülmüş kuleler var ki sadece kuleler değil, tüneller de var. Bu tünellerin içerisinden bir taraftan teröristler saldırılar düzenliyor, bir taraftan o tünelleri yaşam alanı olarak görüyorlardı. Ve Bursa'ya dağında bunun önemi ortaya çıktı. Tabii yine Darmık Dağı gibi bir başka önemli nokta ise Bafelyum Dağı. Hedefte de orası olacak gibi önümüzdeki günlerde ki tıpkı Bursa'ya Dağı'nda olduğu gibi bir parantez açmak gerekirse Bursa'ya Dağı'na kara harekatı başlamadan önce fırtına otobüslerimiz ve savaş uçaklarımız adeta dövmüştü orayı. Şimdi de az önce söylediğim gibi Bafelyum Dağı dövülüyor deyim yerindeyse. O noktada da çok sayıda gözetleme kulesi ve tüneller var ve tabii ki Darmık Dağı da artık bir başka önemli noktaydı terör örgütü için. Çünkü bu dağlar tek tek terörden temizlendikten sonra Afrin'e ulaşım, yani Afrin'e ulaşmak daha kolay olacak. Yani Meskun Mahal çatışmalarına dönecek. Meskun Mahal'de artık terör örgütüyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Özgür Suriye Ordusu bağlı muhalifler artık hani deyim yerindeyse göğüs göğüse çatışmalar yaşanacak ki zaten Mehmetçik'in her bir tarafta, terörün olduğu her yerde
onları bertaraf etmek için destan yazdığını herkes biliyor. Dolayısıyla göğüs göğüse o muamelelerde de oldukça önemli çalışmalar, başarılar yakalanacak. Ancak oraya varmadan önce bu dağlar, yani terör örgütünün önem verdiği kuleler diktikleri, tüneller kazdıkları bu dağların ele geçirilmesi ve terörden temizlenmesi çok büyük önem arz ediyor. Darmık Dağı da bunlardan bir tanesiydi.